Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ercilan. Bugün Age of History Çankırı serisinin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Daha doğrusu Çankırı değil, Türkiye Şehirler Savaşı serisi Çankırı serisinin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Çok büyük zorluklar yaşadık. Bu zorlukları atlattık. En sonunda geçenki bölümde İstanbul Savaşı ve derken diğer küçük şehirlerle savaştık ve en sonunda Kastamonu ile ittifaklarımızı duyurduk. Ülkemiz geçtikçe büyüyor. Geçtikçe adamız sanımız diğer taraflardan duyuruluyor. Ve bu bölümde intikam almak dönemi başlıyor. Aslında başlamıştı. Geçenki bölüm İstanbul'a zaten büyük bir darbe vurduk. Zor oldu, çok zor oldu. Vallahi büyük zorlandık ama artık diğer intikamımızı alacağız. O ada pazarından intikam alacağız abi. Ada pazarından büyük intikam alacağız. Çok sinirlendim ada pazarına. Büyük öfkeliyim ve bu öfkemi birazdan kusacağım. Çok zorlandık abi, çok zorlandık ama ada pazarından. Ada pazarı bize çok çektirdi. Büyük barışlar istedik adamdan. Sürekli barış dedik. Al kardeşim toprak dedik. Kabul etmedi. Ama toprak da vermedik ona barışımızı yaptığımızda. Vallahi bu dönemlere kadar çok zorluk yaşadık ama hepsinin üstesinden geldik. Bundan sonra da artık bize bir şey olmaz diyorum ben. Kastamonu'yla da birleştik zaten. Evet arkadaşlar, bu arada beğenilerinizi ihmal etmeyin. Her 700 beğeni de yeni bölüm gelecek. Bu yüzden beğenilerinizi atmayı unutmayın, rica ediyorum sizlerden. Ordum ile birlikte Adapazarı'na sefere düzenlemeye başlıyorum o zaman. Hadi bakalım, Adapazarı zamanında bana yaşattıklarının şimdi bedelini ödeme zamanı geldi. Bedel ödeme zamanı geldi Adapazarı kardeş. Bedel ödeme zamanı geldi. Şöyle 5000 buraya. Şöyle buraya, şöyle 1000 de buraya, 1700 de buraya. Hadi bakalım. Adapazarı'na bedel ödetebileceğiz mi bakalım? Adapazarı'nın hala çok fazla büyük bir gücü var. Böyle görüyorsunuz zaten ne kadar büyük bir gücü olduğunu. Hallama taktiği. Hallama taktiği abi. Hallama taktiği. Buradaki ordu bundan sonra hallama taktiğine geçiyor. Bunlar hallama taktiğinden ilerleyecekler. Taze ordular basmamız gerekecek her an, her an, her an. Yeni orduları basmamız gerekecek Adapazarı'nda. Abi yine kimle savaşıyorum? Ankara niye hala? Ne alaka abi Ankara ile? Ben niye savaşıyorum ya? Abi gözünü seveyim, Ankara sen niye daldın bana ya? Neden abi? Biz barışalım Ankara, bak. Zor günler geride kaldı dediğimiz anda bir tane zorluk geliyor abi başımıza yani. İlla ki bir şey olacak. Barış yapmak zorunda kaldım şu anda Adapazarı'yla. Eğer barış kabul ederse, ne ala etmezse vallahi yandık. Şu an Ankara ile savaşmamak için maalesef bir tane kukla salmam gerekecek. Başkentim gidiyor. Abi başkenti Ankara'ya teslim edeceğiz gibi gözüküyor. Şöyle. Başkentimi değiştireceğim abi. Başkenti değiştiriyorum. Şurada kalesi olan hem de liman, ama bunun ele geçirilmesi kolay olur. Şurayı yapıyorum abi. Başkent. Karabük. Vallahi burayı başkent yapıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Geçtiğimiz zor dönemlerde başkent değiştirmek, Çankırı'nın başkentini değiştirmek zorunda kaldık abi. Abi Çankırı'nın başkenti değişti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Çankırı'nın başkenti değişti ya. Acı bir gün bizim için bugün. Abi ne zorluklar. Her bölümde bir tane düzgün bölümümüz olmadı anasını satayım. Rahat, refahla, ferahla yaşadığımız bir tane bölümümüz olmadı abi ya. Bir tane bölüm olmadı ya. Candaroğullarını salıyorum lan burada. Candaroğulları Beyliği. Adapazarı'yla da barış yapılmıyor şu anda gördüğünüz üzere. Ama Adapazarı Savaşı devam edecek. Ben bu Adapazarı Savaşı'nı kazanacağım. Ve ondan sonrasında ise gereken neyse yapılacak. Sıfır. Buraya 4000 ver. 4000 de şuraya ver. Gereksiz saldırılara gerek yok. Şuradan devam ediyoruz. Ankara orduları gelmezse ben burada işimi göreceğim. Ankara ordularının gelmemesi lazım ama. Adapazarı'yla ben bu barışımı her an yapabilirim. O kabul ettiği anda barışımız yapılır. Şu an elimizde de taze taze para da var. Şöyle askere basalım. Barış için düşmana en caydırıcı şey askere basmak. Eğer askere basarsanız caydırıcılığınız artıyor abi. Evet. Barış yaptık. Burayı da Jandaroğulları'na veriyorum. Ticaret talebiyle eyaletler olarak burayı veriyorum abi Jandaroğulları'na. Abi bir tane bölümde yüzümüz gülmüyor ya. Vallahi bir tane bölümde de yüzümüz gülmüyor abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burdur'da dalsın abi. Burdur'da dalsın. Zaten vasalaymış onun. Onunla bir alakası yok da.
Vallahi abi bir sevinemedik ya. Bir sevinemedik. Harbi diyorum bir sevinemedik ya. Ticaret talep et. Eyaletler ver abi burayı. Ver abi. 14.000 ordum kaldı. 14.000'cik ordum kaldı ya. Hayır, en çok koyan şey de başkentimi taşımak abi. Başkenti taşımak zorunda kaldım. Ankara sen niye dalıyorsun? Orada Ankara ordularıyla çarpıştık muhtemelen. Ankara çünkü bize savaş ilan etti tarzında bir şey yazmadı. Adapazarı'nda Ankara ordularıyla çarpıştık. Ve bu çarpışma sonucunda Ankara ile savaşa girdik. Ya yani olay bu aslında. Muhtemelen. Tam olarak emin değilim ama. Ya yani olayın bu olduğunu düşünüyorum ben şu an için. Taze ordular basacağız Ankara'ya da haddini bildireceğiz abi. Şu an yapacağımız tek şey bu. Başkente gelin abicim. Başkente gelin. Başkentte de insan kalmadı. Yaşayan insan kalmadı zaten bizde. Nüfus konusunda 254.000'iz. Bak şu an genel olarak 4.yüz ama nüfus olarak kaçıncıyız acaba? Nüfusta da 4.ymüşüz lan. İzmir birinciliği mi aldı? Dur bakayım toplam puanda İzmir birinciliği almış. Helal olsun lan İzmir'e. İstanbul'u geçmiş ama burada da ne büyüme yapmış oğlum İzmir'e bak. Oo Ankara tokatlıyor İstanbul'u. Bu Ankara ile uğraşıyorken biz gidelim bu Ankara'yı yenelim abi. Onun orada orduları zaten var. Biz gidelim abicim bu Ankara'yı yenelim. Şuralarda askerleri bas. Bir 50 bin kişilik ordu lazım bize abi. Bir 50 bin kişilik temiz bir ordu lazım bize. Az yetmez. Az yetmez. En az bir 50 bin kişilik ordu lazım ki bu Ankara'yı yenebilelim. Bu arada beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Vallahi bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim bu serinin. Ama şu ana kadar oynadığım en zor Age of History oyunu. Bug'ları kullanmıyoruz biz. Siz bug'ları kullanıyor olabilirsiniz oyun oynarken. Gidip millete ticaret talep etle savaş açtırıyor olabilirsiniz ama biz bu bug'ları kullanmıyoruz oynarken. Bu yüzden daha da bir zorluk katıyoruz ekstra oyun bug'larını kullanmadan oynadığımız için. Yani bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Bir beğeninizi alırım. Tabii ki atıp atmamak yine size kalmış. Daha çok destek olmak istiyorsanız kanala katılabilirsiniz. Kanala sadece 2,5 liraya katılabiliyorsunuz ve bu 2,5 liraya kanala katıldığınızda videoları çok erkenden izliyorsunuz. Tabii bazen de değişiyor. Bazen 3 gün önceden izliyorsunuz. Bazen 1 saat erken izliyorsunuz. Yani bunlar değişiyor. Nüfusumuz gitgide azalıyor abi. Ordu kaç oldu abi ordu? 45 bin kişilik ordu. Yeter abi. Yeter. Daha az yetmez dedik ama. Yetmek zorunda. Yetmek zorunda. Yetmek zorunda. Gelin abicim şuraya. Gelin abi. Bir tane biraz da şuradan da asker basalım. Toparlayalım şunları da hemen. Diğer ordular gelmeden. Başkentten ayrılma. Başkentin gelişmişliği daha yüksektir ya. Gerçi değil ama bizde öyle bir durum yok. Başkentin gelişmişliği gram yüksek değil. Hadi bakalım. Ankara'nın topraklarında hallama yapacağız. Şimdi plan şu. Benim ordum nerede abi? Benim 48 bin kişilik ordum var. Geri kalan 4 bin kişilik ordum nerede? Bana bu orduyu bulun. O 4 bin kişilik ordum nerede abi benim? Yok. Bagan mı girdi ne? Ben görmedim şükür. Şimdi arkadaşlar plan şu. Halılama. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Kurtulan halılayacak abi bunları. Yani şu anda yapacağımız şey tamamen Ankara'yı hallamak abi. Asker feda etmeyeceğim. Az az askerlerle Ankara'yı hallayacağız abi. Ele geçirebildiğimiz kadar şehri alacağız. Barış yapacağız Ankara'yla. Alabiliyorsak şehir de alacağız. Çünkü Ankara'yla olası bir savaşta şu anda kazanabilirim bu arada yani. Yani kazanabilirim. Dalsam 45 bin kişilik orduyla ama çok fazla askerim kaybolur. Ve ben bu askerleri savaşta kullanmak istiyorum. Bu yüzden hallama sistemi bizim için önemli. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 43 bin kişilik ordumuz hala duruyor. Hallama. Hadi abi. Ankara'yı hallıyoruz. Alabildiğimiz kadarıyla. Oğlum hallayamadık lan hiç. Hadi abi devam. Şuraya taze 5 binlik bir güç yok abi. Kayıp vermeyeceğim ya. Abi hallayabildiğimiz kadar. Ama hiç hallayamadık. Ankara'yla barış yapabilirsek yapalım. Kabul ederlerse yapalım abi. Abi bu çok kötü oldu. İstanbul'a toprak vereceğiz orada. Ankara büyük zorluk yaşayacak. Hop. Hallama. Hallamaya devam. Ne oldu Ankara? Ne oldu Ankara? Orada İstanbul'a kalsın da o topraklar görsen. İstanbul'a kalsa çok güzel olur. İstanbul'a uğraşır onunla. Abi Ankara'nın da çok fazla askeri var ya. Orada kaybetti.
Hadi bakalım, girişimize bir başlayalım ya. Yeter anasını satayım. Neyse ne artık. Neyse ne, Ankara bunu hak etti. Başkente çok daha fazla ordu vereceğim. 15 bin kişilik ordu başkente gidecek. Şuraya devam. Ankara bunu hak ettin sen. Kusura bakma birader. Kusura bakma. Bunu sen hak ettin. Ben böyle bir şeyi istemedim. Ya orada savaşmayacaktık seninle. Savaşmayacaktık. Ne güzel 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 ilerliyorduk ya. Orada savaşmasak hiçbir derdimiz yoktu abi. Hiçbir derdimiz yoktu. İnan yani. Seninle hiçbir sorunumuz yoktu. Ama sen orada geldin. Savaşa müdahale oldun. Ve orada her şeyin ipi koptu yani. Her şeyin ipi koptu. Ne güzel biz seninle iyi iyi geçiniyorduk abi. Ankara Çankırı olarak. Severim de Ankara'yı. Ama yani bu savaşa müdahale etmek zorunda kaldım. Yani ben hallama yapacaktım. Askerlerim kesti. Abi Ankara'yı tamamıyla aldık. Şu an böyle gözüküyor. Orduları muhtemelen İstanbul yolundadır. Arkaladık abi maalesef. Arkacı da olsak önemli olan galibiyettir abicim. Önemli olan arkalamak değil, önemli olan galibiyettir. Ben galibiyetimi alırım. İsteyen istediği kişi bana arkacı diyebilir abi. Hiç önemli değil. Ama ben arkalama istemedim. O bana daldı abi İstanbul Savaşı'ndayken. Ya ordularımız orada çakıştı gibi bir şeyler oldu ama. Yani her halükarda ona ben saldırmak istemedim. Tamamıyla bu oyunun ya bug'ıdır ya bir şeydir yani. Ben saldırmadım abi Ankara'ya. Hatta İstanbul'u yemesi benim için daha güzel bile olurdu yani. Ankara kusura bakma dostum. Oo, orada ordu geldi. Hadi eyvallah ben gidiyorum. Ankara bak seni de çok fazla şey yapmadan, sıkıntıya sokmadan abi. Ben seni ikiye böleyim. İkiye bölmeyeyim bu Ankara'yı. Çünkü İstanbul'la savaşıyor ya abi. İstanbul Savaşı'nda ona destek olmak amacıyla bak ikiye de bölmedim. Değerimi kıymetimi bilsin. Şuradaki onluğu alma abi. Dokuzluk ver buradan bir tane. Bir tane de buradan dokuzluk ver. Yok böyle olmadı bu. Bir tane sekizlik alma. Dokuzluk ver. Dokuzluk ver. Bir de şuradan bir onluk ver abi bana. Neredeydi onluk? Heh. Şu barışı yapalım hocam. İstersen kabul et, istersen etme, etmezsen yine bir saldırmaya devam ediyor sana. Ona göre. Şöyle 700. Saldırılarımıza devam edelim de. Şurada biliyorum kaybedeceğimi de yine de saldıracağım. Oh. Oh işte bu ya. İşte bu ya. Ulan sonunda büyük bir zafer. Sonunda büyük bir zafer. Anlı şanlı büyük bir zafer aldık. Çankırı yine bu dertten de kurtuldu. Yine bu dertten de kurtuldu. Abi ipten dönüyoruz her şeyde ipten dönüyoruz ya valla. 26 bin kişi. Yeni başkente geç abi. Yeni başkente geç artık Çankırı büyüdü. İstanbul Çankırı'yı şey Ankara'yı ele geçirmez inşallah. Valla bak Ankara İstanbul yenmesin diye şuraları almadım bak. Topraklarını böyle biliyordum bölmedim. Değerimi bilsin. Değerimi bilsin abi. Candar gel abicim sen de. Gel abi sen de şu ülkeyi birleştirelim. Ulan ne zorlandık anasını satayım ne zorlandık ne zorlandık ya. Bir tane düzgün günümüz geçmedi abi şuraya bak. Oh candarı da aldık. İşte bu ya. İşte bu Adapazarı'nın başkentinde paketlamış gibi bir şey olduk. İlişkilerimizi geliştirelim herkesle. Kimseyle aram kötü olsun istemiyorum. Sınırımdaki ülkelerle en azından. Tokat'la mesela aramız şu anda biraz kötüleşme yolundaymış. Samsun'la müttefiklik olabiliriz. Şu an için. Stratejik olarak müttefik olabiliriz. Ben onu sevmesem de. Zamanla bizi yenmiş olsa da. Maalesef devlet işleri abicim. Duygularla yönetilmez. Dördüncüyüz hala. Bu kadar büyük fethi yaptık hala dördüncüyüz ya. Hala dördüncüyüz. Kırıkkale sırada sen varsın. Hedef sen varsın abicim bir sonraki sırada. Bir sonraki sırada sen varsın. Ulan ne yoruldum valla. Harbiden şu 5. bölüm mü? Bugün 4. bölümü çekiyorum galiba. Yok bu 5. bölüm olması lazım. Ama öyle zorlandık ki öyle zorlandık ki valla seri bayağı zor bir şekilde ilerliyor. Hala büyüdük yani hala bir kolaylık göremedik yani. O kadar büyüdük. Hala böyle bir biz çok iyiyiz, çok güçlüyüz, şunu tokatlarız, bunu ezeriz falan durumunda hala değiliz yani bu arada. Diyarbakır 3. sırada. Diyarbakır'a da bir bakmak istiyorum. Diyarbakır 3. sırada olmayı hak etmiyor abi. Ben 3. sırada olmayı hak eden tek kişi bu arada benim. Şu an 1. olmayı hak ediyorum.
Ama yapmıyorlar abi bize. Sanki onlar yapmıyormuş gibi. Yani şu ekonomik olarak gelişmemizi yapmamız lazım. Biraz araştırma yapmamız lazım ki ekonomi gelişsin. Bunları yapmamız lazım. Bir sonraki bölümde bunları da yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmak için videolara benim takip olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi.